Ordu Valisi Orhan Düzgün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle orduda görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Vali Düzgün, gazeteciliğin çok emek ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekti. Ordu Valisi Orhan Düzgün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle orduda görev yapan yerel ve ulusal basın camiasına bir yemek verdi. Balıktaşı Otel'de gerçekleştirilen yemeğe Ordu Valisi Orhan Düzgün, Vali Yardımcısı Ömer Adar, İl Genel Meclis Başkanı Engin Tekintaş, 21. Dönem MHP Ordu Milletvekili ve Yeni Haber Gazetesi sahibi Cemal Engin Yurt, Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın, Ordu Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği Başkanı Birol Yılmaz, Basın İlan Kurumu, Ordu Şube Müdürü Mehmet Emre Saratlı, Fatsa Ünye ve Merkez İlçe'de yerel ve ulusal basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Ordu Valisi Orhan Düzgün, gazeteciliğin çok emek ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekti. Bu yıl içerisinde orada pek çok olarak bildiğiniz gibi çalışanlarımız oldu. Haberimiz olsun projesiyle gazeteciler cemiyetiyle dahil Avrupa Birliği konusuyla yürütmüş olduğumuz projelerde 88 genç arkadaşımızı 4 branşla yeni basın yayın kuruluşlarımız için eleman yetiştirme imkanımız oldu. Bunların dışında yine geçtiğimiz hafta 2 Ocak tarihi itibariyle de elimizde önemli bir kuruluş olan Basın İlan Kurulu'nun Ordu Şubesi açıldı. Ordu Şubesi'nin elimizde açılması gerçekten elimizdeki basın yayın kuruluşları adına, gazeteciler adına ben çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Zaten sizler bu camianın içinden arkadaşlar olarak Basın İlan Kurulu'nun elimizde hem yayın kuruluşlarına hem de bizzat bu sektörde çalışanlara ne gibi avantajlar sağladığını ben de gayet iyi biliyorsunuz. Vali Düzgün, böylesine zorlu bir mesleği yerine getirenlerin onurlu bir görev yaptığına dikkat çekti ve valilik olarak gazetecilere haber alma alanında her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini belirtti. Tabii elimizde 58 adet yayın kuruluşumuz var. Bunların herkesini biliyorsunuz ama ben tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların 17 adeti günlük olarak yayın yapan gazetelerimiz, 15 haftalık yayın yapan gazetemiz, 5 adet dergimiz, 14 radyomuz ve 7 televizyonumuz var. Orada gerçekten basın yayın kuruluşları bakımından oldukça zengin bir kent. Ama ben bu kuruluşların her geçen gün yayın kalitesinin daha da arttığını giderek görüyorum. Geldiğim yıllara göre, tüm öncesine göre bile artık bugün daha kaliteli gazetelerin basınlarının, gazetelerin içeriklerinin daha muhtevalı olduğunu, sayfa düzenlerinin daha nitelikli olduğunu belirliyorum. Politikalarının yayın kalitelerini giderek artıyorlar. Onun için bunu ben elimiz adına önemli bir gelişme olarak görüyorum. Tabii elimizdeki haberler gerek basında gerekse televizyonda yer alan haberler ne kadar nitelikli olursa ulusal basın organlarındaki yansımaları da o derece nitelikli ve kaliteli olur. Onun için orada elimizin tanıtım adına oradan çıkan haberlerin ben özellikle son yıllarda ikimizin de gelişmeye kalkınmaya çalışan elimizde tanıtım için önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'e yükselmesiyle Ordu Spor'un da tabii Ordu'nun tanıtımında yine sizler aracılığıyla önemli bir katkı sağladığında burada tekrar sözlerime ifade etmek istiyorum. Vali Düzgün konuşmasının ardından tüm masaları tek tek ziyaret ederek gazetecilerle sohbet etti.